Mekan kurma üzerinden toplumsal cinsiyetin yapılandırılması meselesine bakarsak, burada aslında en önemli hususlardan bir tanesi toplumun yeniden üretimi. Yani aslında bu bir süreklilik de arz ediyor anlamına geliyor. Sadece bir seferde ortaya konan bir şey değil, yeni nesillerle birlikte bu üretim ilişkilerini hem atarki nin getirdiği çeşitli normların hem de toplumsal normların geçerlilik sağlayacak bir şekilde yeniden üretildiği gibi bir durumla karşı karşıyayız genel olarak ana akım şeylere baktığımızda. Örneğin kadın için tanımlanan rol, evin içinde sürekli bir iş yapan, daha doğrusu mekanın için aslında kadına yönelik tariflendiği, dolayısıyla hane içinin aslında kadın bireyden sorulduğu, geri kalan kamusal alanında erkeğe atfedildiği, kadının da sadece belirli normlarda hareket edebildiği ve ailenin varlığını ve yeniden üretimini sağlayacak bir unsur olarak görüldü. Ki bu modernleşme sürecinde ulus devletin oluşumu, ulus devletle birlikte Türkiye'den söz edersek aynı Türkiye'de Cumhuriyet döneminde karşımıza çıkan bir biçimde bir takım yine biçimsel rollerle tarif olunduğu ve bunun da gerek kamusal alan üretim ilişkilerinde gerekse de hane içinde benzer biçimlerde Batı dünyasında olanın sürekliliğin sağlandığını görüyoruz. Bu ilişkilerin aslında sadece Türkiye üzerinde değil, Avrupa'nın birçok yerinde de, örneğin çok yakın dönemci bir reklamda da gözüktüğü üzere kadının mekan içerisinde yine belirli görevleri yapmakla yükümlü olduğunu gösterecek bir şekilde imajların kullanılıyor olması ya da aslında Avrupa'nın çok yerinde bir şekilde heteronormatif normların tartışmaya açıldığı, toplumsal cinsiyet konusunda bazı hususların aşıldığı durumlarda bile kapitalist üretim ilişkilerinin de bir şekliyle dayatması ya da yönlendirmesiyle benzer süreçleri Avrupa'da da görmek mümkün eleştirdiğimiz biçimde olan. Örneğin bir IKEA kataloğunda bebeğin bakımından annenin anne olduğu tahmin edilen kadın figürün sorumlu olduğu veya bir mekan düzenleme ile ilgili bir görüntüde erkeğin vakit geçirirken işte bir şeyler okuyarak, dinlenerek vakit geçirir, kadının yine mutfakta çocuklarla zaman geçirdiği gibi bir görüntüde tekrar karşımıza çıkabiliyor. Şimdi mimarideki bu toplumsal cinsiyet kavramı ile ilgili mekansal düzenlemeleri aslında bir yönüyle cinsiyetleşmiş ya da cinsiyetlendirilmiş gender space olarak da tanımlamak mümkün. Cinsiyetlenmiş ya da cinsiyetleştirilmiş mekanların en uç örneği de aslında kadınların ve erkeklerin ayrılmaya çalışıldığı çeşitli mekanlar olarak karşımıza çıkıyor. Örneğin Türkiye'de hani kıraathane ve belki de şu anda yakın dönemde Türkiye'de çok çok konuşulan millet kıraathaneleri de buna bir örnek olarak gösterilebilir. Daha çok erkeklerin vakit geçirdiği ve çeşitli normlarda yaşantının tekrardan üretildiği bir mekan tasarımı olarak karşımıza yeni toplumsal Türkiye düzeninde de böyle şeyler çıkıyor. Hepimizin alışık olduğu görüntülerden bir tanesinde de böyle bir çocuk odası, çocuk odasının mekansal düzenlemesinde de renklerle ya da çeşitli donatılarla, objelerle o mekanın aslında nasıl biçimlendirildiği, yönlendirildiği, eğer bu aile yapısı içerisinde veya toplumsal ilişkiler bağlamında buna dair bir eleştirel duruş yoksa da bu sürekliliğin mekan üzerinden de devam ettiğini görmek mümkün. Hatta çeşitli oyuncaklarda tasarıma ilişkin olarak piyasada olan oyuncaklarda bile Lego dediğimiz şey çeşitli parçalar bir araya getirilerek mekan üretiliyor. Aslında özgür bir mekan üretimi olması gerekirken bu oyuncaklarda bile bütün şeklin tamamlandığı ve şeklin az önce gördüğümüz hayal dünyasını bir şekilde daraltacak, yönlendirecek bir şekilde şekillendirildiği bir durum da var. Bu eğitimle de bir yanıyla devam ediyor. Yani Türkiye'de de, Avrupa'da da, birçok Amerika'da da, birçok yerde de
aslında hani biyolojik cinsiyetin toplumsal cinsiyet yoluyla nasıl normal hale getirildiği, şekillendirildiği, yönlendirildiğini hepimiz tanık oluyoruz. Ve bir yanıyla da örneğin bu az önce söz ettiğim dergilerin bir tanesine yer alıyor. Hegemonik erkekliğin üretimi de kamusal mekanlarda bir takım ritüellerle pekiştiriliyor ve devamı sağlanıyor. Örneğin bir sünnet töreninde erkek çocuk, oğlan çocuk için tasarlanmış bir yerdeki görüntü ya da bir savaşa giderken askere yollanırken kamusal mekanın kullanım biçimi de aslında bu toplumsal yeniden üretim koşulları ya da bir maçta ki seyircilerin kullandıkları dil, ifade biçimi, oradaki tutumları da az önce söz ettiğim toplumsal cinsiyetler ya da cinsiyetlendirilmiş mekan üretiminde bizim tanık olduğumuz örneklerden bazıları. Şimdi bu bildiğimiz şeyler aslında buna karşı mekan kurumu üzerinden toplumsal cinsiyet yapılandırmasına karşı hareketler olarak neyi tartışabiliriz dersek eğer örneğin bir tane örneklerden bir tanesi 1860-1930 yılları arasında ütopyacı sosyalist feministlerin yarattıkları çevrelerde örneğin şöyle tasarımlar örnekleri var. Evlerin hiçbirinde mutfak yok. Bu çevrelerde ortak mutfaklar, çamaşırhaneler ve çocuk bakım evleri yer alıyor ve kadınların eve bağlanmasını gerektirecek bütün nedenler ortadan kaldırıldığı için mekan da buna uygun biçimde düzenleniyor. Yani aslında mekanın biçimlenmesi bizim gündelik hayatımızı, dolayısıyla da aslında o gündelik hayatın kendisi de politik olduğu için beden üzerinden bir politik durum toplumsal olarak da bazı yapma biçimlerinin, algıların değişmesine imkan tanıyor. Ama bu az önce söz ettiğim örnek bir yapı ölçeğinde, yani aslında sadece şu içinde bulunduğumuz mekan ya da bu bina ölçeğinde, yapı ölçeğindeyken bunun aslında çeşitli kademeleri var. Örneğin sokak ölçeğinde dediğimizde işte bu mekanın önünden geçen sokak, bütün bu sokağın bu şekilde biçimlendiğini düşünürsek ya da buna bir sert mahalle daha büyük bir ölçek üzerinden düşünürsek ya da bütün kent bütünü, bölgeler ya da ülkeler üzerinden düşünürsek aslında bu tasarım meselesini ne kadar bizim toplumsal hayatımızı dönüştürebilmeye ilişkin bir potansiyel taşıdığını da söyleyebiliriz. Örneğin bir komşuluk, bir parkın, bir mahalle parkı ya da bir semt parkı ya da bir kent parkının düzenlenmesi meselesi. Örneğin bu düzenleme yaparken sokağın aydınlatılmasından, yeşil alanın kullanılmasına, söylesine, yürüme parkurlarına ve bütün bu farklı toplumsal karşılaşmaların olabilmesine imkan tanıyacak bir düzenlemenin yapılmasına kadar ya da buna bir mekan tasarımında esnek tasarlama biçimleriyle yani farklı yaşam alışkanlıklarına sahip insanların bir arada farklı biçimlerde yaşayabileceği ve ortak kullanım alanlarının olacağı bir düzenleme yapıldığında paylaşımlı alanlar olduğunda bütün bu ayrılıkların da bir yanıyla ortadan kalkacağı, kaldırılmaya yönelik girişimler olacağını söylemek mümkün tasarım üzerinden.